çip krizine çözüm olacak teknoloji geliştirdiğiniz alet galiba. 2 yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını küresel düzeyde krizleri de beraberinde getirdi. Salgın nedeniyle dünya genelinde üretimin yavaşlaması çip krizine neden olurken, başta otomotiv sektörü olmak üzere ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda kullanılan çiplerde büyük sıkıntı yaşandı. Mersinli bilim insanı elektrik mühendisi Ali Kemal Okyay, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı çip teknolojisiyle çip krizinin çözümüne büyük katkı sağladı. Bu alanda atomik katman kaplama makinesi geliştiren ve ürettiği makineyi dünya ülkelerine satmaya başlayan Okyay'ın hedefi, 5 yıl içerisinde 10 milyon dolar ihracata ulaşmak. Buradan gelecek olan hava içerisine şuradan giriyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde üretim atölyesini açan Okyay Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Okyay, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Ekibiyle birlikte nanoteknoloji ve çip teknolojisi üzerine çalışarak makineler üreten Okyay, çip krizinin çözümüne büyük bir adım olarak değerlendirdiği çip üretim makinesine ilişkin bilgi verdi. Firmaların kullandığı, çip üretimde kullandığı bu makineleri üretiyoruz. Ve bunu Türkiye'de ilk ve tek yaptık. Ve bunları ihraç ediyoruz yurt dışına. Atom seviyesinde hassasiyete sahip kaplamalar yapabilen bir teknoloji. 300 milimetrelik alanın üzerinde tek atom hassasiyetiyle kaplamalar yapabiliyoruz. Çip teknolojisinin dünyada trilyon dolarlık bir ekonomi olduğuna vurgu yapan Okyay, üretimlerini tamamen yerli olarak Türkiye'de yaptıklarının altını çizdi. Çip teknolojisi dünyada trilyon dolarlık bir ekonomi. Çin burada büyük bir paya sahip. Hintli firmalar bize ulaşıp ortak üretim taleplerinde bulunuyorlar. Çin'e de tabii ki de cihaz satmak istiyoruz. Türkiye'de üretimimizi tamamen yerli olarak yapıyoruz. Ülkemde tutmak istiyorum bu üretimi. Dünyadaki çip krizinin üretim kapasitesinin sınırlı olmasından kaynaklandığına işaret eden Okyay, Avrupa ve Amerika'da da üretimler olmasına karşın çip üretiminin büyük bölümünün Çin'e kaydığını söyledi. Fabrikaların kapasitesinin yetersiz kaldığı için yeni fabrikalar kurulmasının gündeme geldiğini belirten Okyay, hedeflerini açıkladı. Giderek daha fazla duyuluyoruz. Türkiye'nin bu konudaki ismini de duyuruyoruz. Bizim de şu anda yapmak istediğimiz bu büyük pastada yer alabilmek. Hedefimiz dünyadaki trilyon dolarlık çip ekonomisine Mersin'den, Türkiye'den ihracat yapabilmek ve bunu...